Seviye 13'teyiz. Verilen çemberin merkezini bulacağız. Burada çemberle ilgili şu bilgiyi kullanacağım. Bir kiriş çizeceğim. Biliyorum ki kirişin orta dikmesi çemberin merkezinden geçiyor. Yani çemberin çapını bulacağım. Ve o çizdiğim çapın da orta noktası tabii ki çemberin merkezi olacak. Evet, çember üzerinde bir tane kiriş çiziyorum. Bu kirişin orta noktasını bulmayı önceki oyunlardan biliyoruz. C merkezli D'den geçen çember, D merkezli C'den geçen çember. Bakın şu kesişim noktalarını birleştirdiğimde bunun ortasından geçecek. Kesişim noktalarından geçen bir ışın çiziyorum. Bu kirişin orta dikmesi olduğu için aynı zamanda çemberin de çapını içeriyor. Şu ve bu, yani GH çemberin çapı. Şimdi GH'ın orta noktasını buldum mu işim bitecek. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu sefer H merkezli G'den geçen, G merkezli H'tan geçen çemberleri çizdiğimde bunların kesişim noktalarını birleştirirsem. Evet, şimdi çapın orta noktasını buldum. Yani şu nokta M noktası. Tam da tesadüfen merkezin M'si geldi. M noktası çemberin merkezi.